Dinler evrensel, yaradan tektir. Bosna Hersek. Saraybosna'nın büyük önderi Aliya İzzet Begoviç, Miliçka Nehri kıyısındaki Alifa Kovaç mezarlığında yatmaktadır. 1700 şehidin yanında uyur. Sükunet içinde. Her taş aynı ölüm tarihini göstermektedir. 1993. Şehitlik saygıyla selamlanır. Ardından arkanızı dönersiniz ve Bosna tüm güzelliğiyle eğilir önünüzde. Başçarşı ve merkezinde bulunan Sebil, 16. yüzyılda Osmanlı tarafından yapılmış olan Bosna'nın merkezi niteliğindeki yapıdır. Dört tarafı İstanbul mimarisiyle yapılmış camilerle çevrili olan mekan, Bosna'nın kalbi gibidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda Beylerbeyi makamında görev yapmış olan Gazi Hüsrev Bey'in yaptırdığı bir han, medrese ve imarethanelere ev sahipliği yapmaktadır. Başçarşı meydanına bakan önemli yapılardan biri de 1528 yılında yapımı tamamlanan Çarşı Camii'dir. Cami yaptıranın isminden dolayı Durak Hoca Camii olarak da anılmaktadır. Caminin girişindeki onarım kitabesinde Hicri 1283 tarihi yer almaktadır. Buradan da caminin 1866 yılında önemli bir onarımdan geçtiği anlaşılmaktadır. Bakırcılar Çarşısı'nın hemen yanında yer alan caminin tek kubbesi ve narin görünümlü bir şık minaresi bulunmaktadır. Son cemaat yeri, üç kubbeli ve üç kemerli bir yapıdadır. Caminin avlusundaki kavakların gölgesinde küçük bir şadırvan yer almakta. Başçarşı'nın şu anki görkemine kavuşmasını sağlayan Gazi Hüsrev Bey de burada, Gazi Hüsrev Bey Camii'nde ebedi istirahatini sürdürmektedir. Gazi Hüsrev Bey, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda Beylerbeyi olarak görev yapmıştır. Bosna'ya miras olarak bıraktıkları arasında kendi türbesi de bulunmaktadır. Türbe onun şanına yaraşır şekilde yapılmış, 1895 yılında da restore edilmiştir. Mimar Sinan tarafından 1531 yılında yapılan bu cami, Osmanlı İmparatorluğu'nun en göze çarpan eserlerinden biridir kuşkusuz. Bosna Savaşı sırasında her ne kadar ortadan kaldırılma tehdidiyle karşılaşsa da dışarıdan alınan yardımlarla ayakta kalmıştır.
restorasyonu, Suudi Arabistan'ın sağladığı mali yardımla aslına uygun şekilde tamamlanmıştır. Korunan bilimsel eserlerle zamanı ölçenlerin evi olan Gazi Hüseyin Bey Muvakkitnamesi tüm gizemiyle bizleri cami külliyesinde karşılar. ...1537 yılında caminin külliyesindeki Gazi Hüseyin Bey Medresesi bugüne kadar kesintiye uğramamış eğitimiyle ilim ve irfan dağıtmaya devam eder. 500 yıla yakın ömründe binlerce insanı içinde barındırmış ve kalplerinde sönmeyen bir ışık yakmıştır. İçinde bulundurduğu tarihi eserlerle farklı kültürleri barındıran Bosna'nın Türklere ait tarihini hala aydınlatmaktadır. Yapıldığı dönemden günümüze kadar aşkı arayanların kapısı Gazi Hüseyin Bey Tekkesi de caminin külliyesinde bulunmaktadır.
başımızı yukarı kaldırdığımızda inciden bir kule gibi eşsiz Bosna Saat Kulesi karşılar bizleri. Eşsizdir. Çünkü ay takvimine göre çalışan dünyadaki tek saattir. Boşnakların Saat Kula veya Alaturka dedikleri Saat Kulesi'nin inşa yılı tam olarak bilinmez. Gazi Hüseyin Bey'in talimatıyla tadilat görmüş olan Saat Kulesi, Müslümanlara yüzyıllardır Ramazan ayında iftar vaktini haber verir. Güneş battığı anda kulede saat 12'yi gösterir. Camilerin kandilleri hemen yanıverir. Artık gün bitmiştir. Esaretin izlerini görmek istiyorsanız, Özgür Bosna'da bunu gösteren tek bir yer var. Saraybosna Şehir Müzesi. Saraybosna Müzesi'nin önünden nehri geçmek istediğinizde, Latin Köprüsü ayaklarınızın altına serilir. Bir tarihi kendi içinde. İnsanları da bu tarihin içinde yaşatır Bosna. Medeniyetlerin hatıralarıyla dolu sokaklarında yürürken, barındırdığı gizemle büyüler, savaşın bıraktığı izlerle de bir anda hüzne sürükler insanı. Mermilerin duvarlara açtığı delikler adeta duvarların gözyaşları gibidir. Kulaktan dolma bile olsa aşina olduğumuz tünelin sonundaki ışık, Umut Tüneli ile Bosna'da vücut bulmuştur. Kuşatma esnasında Bosnalıları, Birleşmiş Milletler kontrolündeki Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na ulaştıran tünel, binlerce kişinin hayatını kurtarmıştır. Gıda, cephane ve insani yardım da bu tünel vasıtasıyla taşınmıştır. Butmir bölgesindeki Kolar ailesine ait evin altına inşa edilen tünelin yapımı 4 ay 4 gün sürmüştür. Günde ortalama 1000 kişinin kullandığı tünel binlerce kişi için umut ışığı olmuştur. Tünelin kuzey girişindeki ev şu an müze olarak ziyarete açık. Thank you.
İsa'nın kalbi olarak da bilinen Saraybosna Katolik Katedrali, barındırdığı kutsallığın yanı sıra Bosnalılar için de bir buluşma noktası. İnşası 1889 yılında tamamlanmış olan katedral, Bosna Hersek'in en büyük katedrali olma özelliğini taşıyor. Katedral, bir vatanda hoşgörü içerisinde yaşayan dinlerin sembolü niteliğindedir. Katedralin büyüsünden sıyrılıp başımızı çevirdiğimizde 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinden kalan harika bir eser daha karşılar bizleri. Gazi Hüsrev Bey Hamamı olarak bilinen eser Ferhadiye Caddesi'nde bulunur. Günümüzde Bosna Enstitüsü olarak hayatını sürdürmekte olan bina, Bosna'nın Osmanlı'ya ait üzerinde taşıdığı harika yapılardan biri olma özelliğini taşır.
kıymetli mücevherlerin ve kumaşların satıldığı, tarihimizin borsası olarak anabileceğimiz bedestenlerin en güzel örnekleri, Bosna'daki Bursa bedesteni ve Gazi Hüseyin Bey bedestenleridir. Sanat ve zanaatın buluştuğu çarşıdır, Bakırcılar Çarşısı. Saraybosna'nın en eski sokaklarından biridir. Tarihi 15. yüzyıla kadar dayanır. Bakır bu çarşıda yetenekli ustaların elinde sanata dönüşür. Selamünaleyküm hacı. Aleykümselam. Morikağan, Osmanlı'nın 16. yüzyılda inşa ettiği, önemli tarihi olaylara tanıklık etmiş bir yapıdır. 1697 yılında bir yangın atlatmış, ardından mevcut haline getirilmiştir. Saraybosna'da bulunan ve günümüze kadar hayatta kalabilen tek handır. Gazi Hüseyin Bey Vakfı'na aittir. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde han için Hacı Beşir'in hanı diye bahsetmiştir. Hacı Beşir, o dönemde hanın bulunduğu toprağın sahibidir. Şehitlerin istirahathanesi, Osmanlı mimarisinin göz bebeği, Ferhadiye Camii. Ali Paşa Camii olarak da bilinen cami, 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Caminin kubbesi, klasik Osmanlı mimarisiyle yapıldığı için oldukça ilgi görmektedir. İsminde barındırdığı güzel sanatların bir ürünü olduğunu apaçık belli eden mimarisiyle Saraybosna Güzel Sanatlar Akademisi, içerisinde sanatın geleceğini oluşturup, geçmişini koruyacak binlerce zekayı eğitmeye devam ediyor. Saraybosna'nın atan damarı Miliçka Irmağı. Etrafında yaşayan insan nüfusunun atıkları ve çevre kirliliği sebebiyle oldukça kirlenen ırmak, sakin ve sessizce akmaya devam ediyor. ...16. yüzyıldan kalma başka bir miras. Budim Beylerbeyi ve Ali Paşa tarafından yaptırılan
Osmanlı mimarisinin güzel örneklerinden Ali Paşa Camii. Cami 20. yüzyıla kadar bütünlüğünü korusa da sahip olduğu tek kubbesi savaştan zarar gördü. 2004 ve 2005 yıllarında yeniden yapıldı. Restorasyon sonrası günümüzdeki ihtişamına tekrar kavuştu. Tarihin şehrinde, tarihin bir çatı altında toplandığı yer, Saraybosna Ulusal Müzesi. 1888 yılında kurulan müze, bölgedeki en eski müze olma özelliğini taşıyor. Müzedeki en önemli eser, dünyanın yuvarlak olduğunu anlatan 15. yüzyıldan kalan İspanyol Yahudi eseri Saraybosna Haggadah'tır. İçerdiği botanik bahçesiyle, etnografik kısmıyla görülmeye değer bir eser niteliğindedir. Batıya dönün ve ilerleyin. Yunus size Magribya Camii gösterecek. Eski Saraybosna'da batı yönünü gösteren caminin 15. yüzyıldan önce yapıldığı düşünülmektedir. Mermilerin kalemlerle, barışın savaşla mücadelesinin anlatıldığı yerdir. Bosna Milli Kütüphanesi. Eski belediye binası olarak da anılan kütüphane, savaş esnasında içerisinde barındırdığı kitaplarla birlikte oldukça zarar görmüş, fakat şu an eski görkemine kavuşturulmuştur. Latin Köprüsü'ne yakın bir konumda, Türk mimarisi kullanılan binanın inşası 19. yüzyıla dayanmaktadır. Bir çocuk gülmez de ağlarsa kirlenir bütün dünya. Savaşta öldürülen çocukların anıtı
bunu çok güzel resmeder. Savaşta kullanılan mermi, kovan ve silahların eritilerek yapıldığı bronz bir çember içerisinde bulunur. İkinci Dünya Savaşı'nda ölen milyonlarca insanın kalpleri düşürdüğü ateş unutulmayacak. Saraybosna'da dikilen ebedi ateş anıtıyla da sıcaklığını hep koruyacaktır. Ateş sürekli olarak yanmakta. İstanbul'un fatihine, Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretli padişahına verilmiş bir hediyeyi de barındırır Saraybosna. Hünkar Camii, namı diğer Fatih Camii, 7. Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Anısı'na yapılmıştır. Ve ona hediye mahiyeti taşımaktadır. En büyük özelliği ise Osmanlı'nın Bosna fethinden sonra Bosna'da yapılan ilk cami olmasıdır. Latin Köprüsü'nün sol tarafında uzanan parkın adı At Meydanı'dır. 17. yüzyılda buradaki bir hipodrom sebebiyle park bu ismi almıştır. İçerisinde bir de müzik köşkü bulundurur. Bosna Tarih Müzesi 1945 yılında kurulmuş, içerisinde 300 bin adet eser bulunduran yaşayan tarihi yaşatan bir müzedir. Bosna Tarih Müzesi. Sivirzo Evi, 17. yüzyılda bir Osmanlı ailesinin yaşayışını temsil eden, belki de hayattaki en güzel örnektir. Haremlik selamlık kısmıyla, İçerisinde bulunan eşyalarla insanı bir anda 1600'lü yıllara götürüverir.
İnat Kuça, yani İnat Evi, nehrin iki yakasını birbirine bağlayan bir tutkunun hikayesini barındırır. 20. yüzyılda Avusturyalıların nehir kenarındaki evleri yıkmak istemesiyle başlar hikaye. Evin sahibi, evin yıkılmaması için inat etmiş, araya giren aracıların hepsini reddetmiş ve kararından dönmemiştir. Benderye isimli ev sahibinin inadı işe yaramış ve ev olduğu şekliyle nehrin karşısına taşınmıştır. Bosna'ya adını veren Bosna Nehri'nin kaynağında bulunur Virila Bosna Parkı. Ağaçların tepeden birleştiği yürüyüş yollarının, faytonların, kahvecilerin ve restoranların yanından geçip Osmanlı döneminden kalma asırlık köprülerin altından akan bu nehir yolu, Bosna'da doğal bir kuzey-güney koridoru oluşturmaktadır. Bosna'daki dört taş köprüden biri de Roma Köprüsü'dür. 16. yüzyılda yapılan bu köprü, Bosna Nehri üzerinde bulunur. VI. yüzyılda Palyaska ve Miliçka arasında bulunan bir köprü, yıllarca sultan ve vezirleri buluşturdu. Keçi Köprüsü, 1500'lü yıllarda bağlantı için kullanılırdı. Üzerinde vezirleri ve sultanları buluştururdu. Dünyanın mirası Mostar. Neretva Nehri üzerinden geçen, Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1566 yılında inşa edilmiş köprü, çevresindeki şehre adını vermiştir. Büyüleyici manzarası ve konumu itibariyle Mostar, Hersek bölgesinin ana kenti olmuştur. Mimar Hayrettin'in 456 kalıp taş kullanarak inşa ettiği köprü, 1993 yılında Hırvat tankları tarafından yıkılmış, sonrasında bir Türk şirketi tarafından aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır. Köprünün uzunluğu 29 metre, genişliği ise 4 metredir. Mostar Köprüsü'nün en güzel görünebileceği yerde kuşkusuz Koski Mehmet Paşa Camii bahçesidir. 1618 yılında Timar defterdarlarından Koski Mehmet Paşa tarafından yaptırılan cami, binlerce insana ibadet için ev sahipliği yapıyor. Küçük Mostar Köprüsü, ihtişamını yüzyıllardır koruyan Büyük Mostar Köprüsü'nün bir minyatürü olarak, Büyük Mostar Köprüsü'nden 8 yıl sonra inşa edildi.
2001 yılında bir sel afetinde yıkılan köprü, daha sonra tekrar yapıldı. Sinan'ın elinin değdiği diğer güzelliklerden biri de Karagöz Mehmet Paşa Camii'dir. 1557 ve 1558 yılları arasında inşa edilen cami, Neretva Nehri'nin kuzeyinde yer alır. Blagaj Tekkesi, Bosna Hersek'in Hersek-Neretve kantonunda bulunan Bosnalıların milli anıt kabul ettiği muhteşem yapı. ...1520'li yıllarda inşa edilmiştir. Mimarisinde Osmanlı ve Akdeniz motiflerini taşımaktadır. Osmanlı'nın yıllarca stratejik önemi sebebiyle el üstünde tuttuğu Poçiten köyü, 1383 yılında dönemin Bosna Kralı Stefan Tivritko tarafından kuruldu. 19. yüzyıla kadar Osmanlı himayesinde kaldı. Birçok cümlenin satır başı, birçok anının sonundaki noktadır Bosna Hersek.